Değerli dostlar, Dost TV, Dost FM ortak yayınında İnsanın Anlam Arayışı programına hoş geldiniz. Programımızı Dost TV'nin YouTube kanalından da canlı olarak takip edebilirsiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle Yüce Rabbimize hamd ve sena, resul Ekrem Efendimiz'e de salat ve selam ile programımıza başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve inayeti bütün inananların üzerine olsun. Değerli dostlar, bir önceki hafta Bildiğiniz gibi cihat nedir ve mücahit kime denir sorusu üzerinde durmuş. Kur'an-ı Kerim'in sık sık durduğu, önem verdiği kavramlardan birisi olan cihat kavramını mahiyetini anlamaya çalışmıştık. bugün de mücahidin Kur'an-ı Kerim'e göre İslam mücahidinin özellikleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala eee mücahitlerden nasıl bahsediyor, onlara hangi vasıflarla niteliyor, bunlar üzerinde duracağız. Bildiğiniz üzere Filistin'de bir yılı aşkın bir süredir bir cihat faaliyeti söz konusu. Filistinli kardeşlerimizin kendi vatanlarını işgal eden, kendilerini esir alan işgal güçlerine karşı, bir terör devletine karşı cihatları, malları ve canlarıyla gerçekleştirdikleri bir cihat söz konusu. Ve gerçekten bütün dünyaya, özellikle de İslam alemine malla, can ile bir cihat nasıl gerçekleştirir? Bunu canlı olarak örneğini sergiliyorlar. Aynı zamanda mücahit nasıldır, nasıl olmalıdır? nasıl bir tevekkül, inanç ve Allah'a güven içerisinde olmalıdır sorusunun da cevabını yine Filistin'de çarpışan mücahitlerin sergilenmiş oldukları tavırlarla görüyoruz, müşahede ediyoruz. Yakın zamanda yine Filistin'in kuvay milliyesi olan Hamas üyesi, onların başkanı olan iki değerli mücahit kardeşimizi şehit verdik. Yüce Rabbimiz Müslümanların arasından şehitlerini seçmeye, şehitlerini almaya devam ediyor. Ee, ne mutlu cihadı hayatının merkezine koyan ve mücadelesini, mücahedesini hiç sona erdirmeyen e, müminlere. Tabii ki bu topraklarda da, bizim topraklarımızda da şehitler verilmeye devam ediyor. Vatan uğruna, bağımsızlık uğruna, Kur'an ve din uğruna mücadele eden şehitlerimiz, mücahitlerimiz de bu topraklarda mücadelelerine devam ediyor. Değerli dostlar, kısa bir aramız var. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden. Değerli dostlar, insanın anlam arayışı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'e göre mücahidin, İslam mücahidin özellikleri nedir konusu. Programımıza başlamadan önce ülkemizde, başkentimize meydana gelen terör faaliyetini, menfur terör olayını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar niyaz ediyoruz. Gördüğünüz gibi cihat ve mücahede kıyamete kadar devam edecek emperyalistlere karşı ülkemizde gözü olan, ülkemizi yok etmeye, sömürmeye çalışan güçlere karşı da e, mücahitlerimiz bu mücadelelerini sürdürecekler. Bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Değerli dostlar, konumuzu konuşmak üzere <laughs> her zaman olduğu gibi Dinişleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir e, bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam önceki programımızda cihattan bahsettik, cihadın sadece savaş olmadığını, savaş eylemini de içine alan çok daha kapsamlı geniş bir kavram olduğundan bahsettik. Aynı zamanda yani İslam'ı yaşama, yaşatma, nefisle mücadele, İslam'ı tebliğ etme ve bir de tabii ki düşmanla mücadeleyi de, savaşı da içine alan geniş bir kavram olduğundan bahsettik. Dolayısıyla cihat kalple, elle, dille, silahla, canla, malla yapılan çok daha e, geniş kapsamlı bir kavram. Bugün de sizlerle e, Kur'an-ı Kerim'e göre e, Mücahitlerin, İslam Mücahidinin özellikleri nedir? Yüce Rabbimiz Kur'an'da Mücahitleri nasıl niteliyor? Bunun üzerinde durmak e, istiyoruz. E, öncelikle e, sorumuz şu olacak. Hristiyan e, Malum olduğu üzere dünyada özellikle de Orta Doğu coğrafyasında İslam adına bazı hareketler söz konusu, İslamiyet'i kullanan, İslam'ın mesajları, Kur'an'ın Kur ayetlerini suistimal eden, yanlış yorumlayan ve dolayısıyla bir takım gizli örgütlerin maşası durumunda olan Adına Güya İslami örgütlerinden örgütler söz konusu ve bunlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri kendilerine delil olarak gösteriyorlar. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i parçacı bir şekilde yorumlayınca sadece belli ayetlerden hareket edip yorumlayınca yanlış sonuçlara varılıyor. Bu ayetlerden birisi de yani kafirleri gördüğünüz yerde boyunlarını vurun, katledin şeklindeki bazı ayeti kelimeler. Dolayısıyla bir İslam mücahidinin vazifesi e, kafirleri gördüğü ve bulduğu yerde öldürmek midir? Böyle bir vazifesi görevi var mıdır? Ve bu ayetlerden e, bu ayetleri nasıl yorumlamamız gerekir? Gerçekten böyle anlaşılmaya müsait mi? Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min Geçen hafta cihadı konuştuk. Geçen hafta gördüğümüz kadarıyla cihat müminlerin arasında sadece profesyonellerin yaptığı bir şey değil. Bütün müminlerin parçası olduğu bir süreç. Cenab-ı Hak velau şaa Allahu lan tasara minhum. Allah dilese zaten kafirlerin hepsinin hakkından gelir. Ama muradı ne? Velakin vakum. Allah sizi iptila etmeyi diliyor. Bu da bir aşama çünkü. Yani malıyla infak etmek bir cihadın aşaması. Yüksünmeden e, ibadetlere, abdeste, namaza, hacca, oruca girişmek. Bunlar da cehdi gerektiren e, e, hususlar. Ama Allah Azze ve Celle uğrunda en üst düzeyde çabayı artık canla değil de başla gerektiren bir safha var. Ve orada herkesi ilgilendiriyor. Hani darar sahibi olanlar hariç, hani engeli bulunup da e, buna katılamayacak olanlar. Onun haricinde infiru khifafen ve Hak ağır hafif yani yaşlı genç herkesi ilgilendiren bir boyuttan bahsediyor. Herkesin bu uğurda canını göze alabildiği bir sürece yükselmesini. Hani herkes canını verecek bir fırsata kavuşamayabilir ama herkes bunu göze alabilecek bir kıvamda kendi iç bütünlüğünü hazırlamış olmalı. Hatta Resulullah'ın söylediğine göre buna hevesli olmalı. Yani keşke bize de e, nasip olsa diye yani e, böyle bir millet olarak söylüyoruz değil mi? Ordu millet olarak e, her an cihada hazır, asker millet olarak her an cihada hazır. Bunun için de hazırlığı var. Yani bir atını bir tarafta hazırlıyor tarihte böyle. E, bizde de her an çağrılabilir e, durumda e, çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki hani e, kıyıda köşede değil birlerin alaka duymayacağı varsın e, orada da e, Türkler yaşasın. E, varsın orada da e, Kürtler yaşasın. Efendim e, Müslümanlar bizi alakadar etmiyor. Diyecekleri bir yer değil. E, ana eksen bir coğrafyada e, yaşıyoruz. E, dolayısıyla da küffarın e, herhangi bir gafletimizi yakaladıkları anda saldırmak isteyecekleri bir cennet vatandayız. Bu vesileyle bugün de yine benzerini yaşadığımız bir saldırı. Bu coğrafya buna geçmişten beri tanık. Allah Azze ve Celle ölmüş olanlara gani gani rahmet eylesin. Hasta, yaralı olanlara acil şifalar versin. Ama bu ve her zaman bu ve benzeri olaylar bize gösteriyor ki su uyur, düşman uyumaz. Biz düşmanlarımızın iyilik halinden asla emin olamayız. Ee, neden? Çünkü biz müminleriz. Cenab-ı Hak bunlar ellerine imkan geçirirlerse e, keyfe ve en aleykum yeter ki size üstün gelebileceklerini kestirsinler. La yerkubu fikum illen ve Ne bir anlaşma dinlerler, ne bir ahit dinlerler. Böyle bir düşmanın varsa, bu kadar hain bir düşmanın varsa, sadece seni gözüne kestirmesi ona yetiyorsa o zaman yapman gereken cihadın bir parçası olup düşmanı önden ürkütecek önden düşmanı caydıracak onun sana e, saldırmasına e, fırsat vermeyecek düzeyde ön alıcı e, tedbirler ile donanman gerekir e, bu cihadın bir parçası yani mücahit dediğimiz bizim hep ha ha hafızalarımızda cephedeki kişi, silahı kullanan kişi, tetiği çeken kişi, bombayı atan kişi elbette ki sıcak harbin ortası orası ama bizim yeylediğimiz ve Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği onun öncesindeki ön hazırlıkta olabildiğince maksimum düzeyde yer alıp hiç oraya yere kalmadan düşmanı caydırabilmek, düşmanın bunu göze almasına fırsat vermemek çok güçlüler. Yani saldırırsak bizim canımızı okurlar. Bize haddimizi bildirirler diye ürkmesi. تُرْهِبُونَ bihi عَدُوَا vallahi. Bu daha nitelikli hali. O yüzden hani savaş öncesi ter dökmeyenlerin, savaşta kan dökecekleri o istendik bir durum değil. Savaş öncesi buna yönelik hazırlık, e, cihadın daha kıymetli bir safhası. Şöyle ki başa gelmiş, yani düşman saldırdığında, Öyle ya da böyle cepheye koşuyorsunuz, istemli yahut istemsiz. Hani buna bir miktar mecbur kalıyorsunuz ama öncesinde daha gönüllü bir katkı sunuyorsunuz. Hani şeye benzetelim, farz olan ile e, ekstradan yapılan ibadetler gibi. Normalde başına musibet gelmiş, yakarıp duruyorsun Cenab-ı Hakk'a, ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diye ama henüz başına musibet gelmemiş, Cenab-ı Hakk'a müteşekkirsin ya Rabbi. Nice günahlarım var. Musibet gönderebilirdin, göndermedin. Sana hamd ederim diye. Başa musibet gelmediği zamanlardaki dua nasıl musibet esnasındaki sıkıntıya sıkıntı eşliğindeki Fedu dua in arid. uzun uzun duadan daha kıymetliyse başa sıkıntı gelmeden harbin sıcak evresi başlamadan bunu kestirip bizler müminleriz. Bizler Hak Teala'dan gayrı ilah tanımayan, bu ezanları, bu şehadetleri, bu büyük bu kubbede hep yankısı devam etsin isteyen kimseleriz. Dolayısıyla bizim tarihte hangi etnik kökenden olursak olalım, düşmanımız hiç esni, eksik olmadı. Bizi ayırmıyor zaten. Evet. Hani Arap diye şu, şu milletten bu milletten diye ayırmıyor. Değil mi ki Müslüman her halükarda onu yok etmeyi, ortadan kaldırmayı diliyor. Cenab-ı Hakk'ın bu haber verdiği hususu hep yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. La yerkubuna <laughs> fi mu'minin illa ve la zimma. Cenab-ı Hak dedi ki bir <laughs> Dilleriyle sizi kandırmaya çalışıyorlar. Ama ve te'ba Kalpleri buna eşlik etmiyor. Kalplerinde yoğun bir öfke var size karşı. Kalplerinde hala bu coğrafyayı, ee, ele geçirmek, geri almak efendim buradaki e, insanlardan müslümanlardan buraları temizleme düşüncesi e, devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda konuşuyoruz bu ayet-i kerimeleri. Hak Teala bize o bahsettiğiniz ayet-i kerimelerde e, önce küffarın bize karşı asla e, merhametli olmayacağını eğer güçlerini ele geçirirlerse illaki bizi kıyma uğratacaklarını haber verdi. Ama tut ki aranızda bir anlaşma var ve buna riayet ediyorlar. Tamam. فَمَسْتَقَامُوا lekum. Onlar size dürüstçe davrandığı sürece aman ha siz de onlara istikamet üzere dürüstçe davranın. Yani hıyanet etmeyin. Aranızda bir anlaşma varken siz hıyanete geçen bir taraf olmayın. Biz üstün hale geldik. Artık dünkü anlaşmayı ne yapalım demeyin. Bu size yaraşmaz. Bakın Resulullah 10 yıllık anlaşma yaptı. Değil mi? Hudeybiye'de. Sonra 2 yıl, iki yıl geçti. Muazzam bir üstünlüğe kavuştu. Muazzam bir üstünlüğü var. Anlaşmayı falan tanımıyorum dese, Mekke'nin üzerine yürüse on binlerle yürüyecek. Mekke'nin karşı duracak hali yok. Ee, gelip gidip anlaşma maddelerinden onlar e, caymak istiyorlar, e, kendi aleyhlerine dönmesinden ötürü rahatsızlık duyuyorlar. Allah'ın Resulü hıyanet etmedi. Biz artık güçlendik, dünkü zayıf durumdayken imza attığımız anlaşmayı e, çok da umursamıyoruz. O zayıflığımızdan ötürüydü demedi. Kendisine sığınan e, Müslümanları bile anlaşma gereği geri e, güçlü ver, verdi. Güçlü olduğu yani. halde evet. vermek vermiyorum dese hiçbir şey yapamayacakları halde Anlaşmaya sadık kaldı. Kendisine sığınan Mekke'den kimseleri tuttu. Gözyaşlarına rağmen onlara geri verdi. Burada bu sahneler yaşandı. Allah Azze ve Celle <gülüyor> <gülüyor> Size verdikleri sözde bir noksanlık yapmadıkları sürece sizin aleyhinizde başkalarına hani kendileri doğrudan saldırmıyor ama hıyanet edip başkaları üzerinden de saldırmadıkları sürece siz de aman ha bir şey yapmayın dedi Cenab-ı Hak ahdinize sadık olun çünkü dürüstlüğe davet ederken değil mi hakka sadakate başta Allah'a karşı davet ederken siz bunu e, ihlan ederseniz o zaman hangi inandırıcılığınız kalır ama karşı taraf böyle değil karşı tarafın sorumlu olduğu bir yaradan yok bir referans noktası yok karşı taraf hiçten geldik hiçe gidiyoruz modunda yaşıyor dolayısıyla eğer güçlüysem güçlendimse tamam dünkü sözler dündündür. Bugün bugün yeni günde her şeyi tebdil ederim diye bakıyor. Nitekim hıyanetlerine doymadılar. Başkaları üzerinden saklı kalır düşüncesiyle huzaydallara efendim saldırı. Bu beni Bekirleri desteklediler, silah vesaire mühimmat verdiler ve böylece anlaşmayı onlar bozdular. Anlaşmayı bozdukları takdirde ne olur? Şimdi Cenab-ı bize diyor ki işte bakın o demin söylediğiniz ayet-i kerimelerin bağlamı bu. Hak Teala dedi ki وَقَاتِلُوا fi سَب۪يلِ Allah yolunda savaşın ama kimlerle? اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Sizin Sizinle savaş. savaşanlarla. وَلَا تَعْتَدُوا Haddi aşmayın. Kaç taraf bizimle savaşmak gibi bir muradı yok. Efendim bizi önceki haftada konuştuk. Önümüzü kesip haklarımızı da engellemiyor. Biz çünkü iman etmeyi iman ettiklerimizle yaşamayı ve yaşadıklarımızla da başka yaşadıklarımızı başkalarıyla paylaşmayı hak sayıyoruz. Bu her kesin hakkı. İnanç özgürlüğü değil mi? Evet. Ama yok bu bu coğrafyada gelip bunları anlatamazsınız. Gelip buralarda inancınızı paylaşamazsınız. Biz size müdahale ederiz. Önünüzü keseriz, sizinle savaşırız diye fiili durum oluştururlarsa o zaman bizimle savaşıyor demektir bunlar. Evet. O, savaş o zaman savaşıyoruz yani. Ve buna kendimizi hak sahibi sayıyoruz. Bu meşru bir savaş. Çünkü Allah'ın diğer kullarına Allah'ın bize indirdiklerini gidip anlatmak gibi hem sorumluluğumuz var hem de hakkımız bu bizim. Yani hiçbir ülke kendi otoritesini başkalarının hani fikrin dolaşımına kapatarak inancın anlatımına paylaşımına kapatarak yalıtamaz. Böyle bir şey e, söz konusu evet. değil. Bunu askeri önlemlerle de evet. Ee, muhafaza etmeye kalkışamaz. Nitekim Müslümanlar bunu tanımadılar. Yani Kadisiye'de yaşanan o, diğer fütuhatta da yaşanan bu. Eğer bu yüzden fetih deniyor Müslümanların yapmış olduğu giremiyoruz çünkü. Evet, ama yani buyurun girin deseler. açmak için Buyurun girin deseler tamam o zaman biz Silahı ne diye yok. Ne diye silahla e, şey yapalım. Gidiyoruz insanlarla konuşuyoruz. Anlatıyoruz ama önceki hafta da konuştuk. E, dediler ki siz gelip anlatırsanız e bu insanlar peyderpey Müslüman olursa zaten aynı yere varıyor. Zaten o zaman toplum değişiyor, dönüşüyor Müslümanlık. Bugün Avrupa'nın içine yediği kaygı da bu. Peki Cenab-ı Hak dedi ki ol تَعْتَدُوا Ama haddi aşmayın. Yani sizinle savaşmayanlarla savaşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Sonra dedi ki yaşlılara falan dokunmaz. Hayır hiç kimseye ilişmiyoruz. Bizimle savaşmıyorlarsa insanlarla niye savaşalım? Peki bizimle savaşanlarla ne yapalım ya Rabbi? وَاَقْتُلُوهُمْ Siz de onları katledin. حَيْثَ تَقِفْتُمُوهُمْ Nerede yakaladınız? Adam sizinle savaş halinde. Savaş bu, durumu oluşmuş. Evet. Ve e, sizi e, bulduğu yerde katletmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu ayetler savaş haliyle alakalı, savaş ortamıyla ilgili tabii, ayetler. Tabii. Dolayısıyla bu ayetleri bağlamından koparıp da sanki her zaman ve zeminde uygulanacakmış uygulanacak ayetlermiş gibi değerlendirmek tamamen hata. Kur'an-ı Kerim bir nevi tahrif ya. Yani. Onu engelleyen ayetle başlıyor ayet zaten. Yani o katilu fi sabilillahi allazina yuqatilunukum. Sizinle savaşanlarla savaşın. Ve la ta'tadu hani diğerinde ne diyor? Bu hududu bu aşmayın. onları ne yapın? Sizinle savaşan kimseleri hakkıyla savaşın onlarla. Vaktuluhum حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ ve مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ dedi Cenab-ı Hak. Sonra da dedi ki وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Ama Mescid-i Haram'ın orada onlarla savaşmayın. Hmm. Ama orada da savaşmaya iyice inat ederlerse فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ Baktın ki orada da Mescid-i Haram falan dinlemiyorlar. Yani biz oranın da hürmetini tanıma yanlısıyız ama adam onu tanımıyor. Ne yapacağız? Orada bizi katledip kıyma uğratmalarına mı müsaade edeceğiz? in قَاتَلُوكُمْ Orada da yine sizinle kıtal ederlerse faktuluhum. O zaman onlarla orada da çarpışabilirsiniz dedi bak. Dolayısıyla can hürmetini, hayat hürmetini tanımaksızın öldürmeye başvuran, bu anlamda şiddete başvuran, karşı tarafın canını almak üzere yok etmeye çalışan kimselere karşı Benzer bir karşılık vermek ile e, emrolunduk. Ama başkalarıyla yani işi buraya vardırmayan buyurun kime anlatacaksanız anlatın. Anlattığınız insanlar Müslüman olacaksa onların bileceği bir şey. E, bizi alakadar etmez diyen bir kimseleri biz siz iman etmek istemiyor musunuz yoksa? O zaman biz sizi iman etmek istemiyorsanız da katledeceğiz demek gibi bir hakkımız da yok. Bununla emredilmedik. Cenab-ı Hak savaşın tam ortasında bile olsa o in ahadun minel müşrikina müşriklerden biri yansa dese ki yani ben eman diliyorum. Benim bu işlerle bir şeyim yok. Size karşı bir savaşım yok. Ve in ahadun minel müşrikina istecarak fa'jirhu. Ona bu emanı ver. Hatta yesma kelam Allah. Bir ihtimal Allah'ın sözüne kulak verir, dinler, öğrenir Müslüman olur. <laughs> Ama olmadıysa da Tüm ablilığına onu güvenli bir yere e, ulaştır, onun bundan ötürü zarar görmesine fırsat vermez. Yani, dilediği dilendiği zaman, tabii. savaştan elini çektiği anda o anda o bile baştan sağlanıyor. baştan saldıran taraf olsa bile Hı -hı. bu kişi, hani e, arada kalmış başından beri masum da olmasa, baştan saldıran tarafta da olsa Savaş bu değil. kara ama ortada fikrini değiştirmiş eman diliyor. Cenab-ı Hak hemencecik ona eman verilmesini... Yani böyle bir dini, savaş dini, kılıç dini zorla insanları efendim İslamiyet'e girmeleri için zorlayan bir din olarak lanse edilmesi gerçekten çok büyük bir hata. Savaş anında bile savaştan elini çeken, silahı bırakan kimseye dinimiz bir güvenlik sağlıyor. Ona eman veriyor. Çünkü ümidimiz var. Hani açılan bu zaman zarfında Allah'ın ayetlerine kulak versin, iman etsin, buna hmm. fırsat açılsın. Hani o ya. E, olmuyorsa bile en azından bize bir adaveti, bize saldırıya geçmeye sevk etmemiş kendi halinde ise Ama burada dikkat çeken bir şey ahdam minel müşrikin, bireysel bazdaki bu ifade. Normalde anlaşılan şu, yani müminler e, küfür üzere olan efendim şirk üzere olan ki bu büyük bir zulümdür. Bir otoritenin varlığından hani keyif almazlar. Bundan memnun da olmazlar. Hani köfrün esas olduğu ve bunun kolektif bir biçimde yönetime yansıdığı. Dolayısıyla ama bunlarla varsa bir ahitleri yani bir söz bir karşılıklı anlaşma durduk yerde de saldırmazlar. Ama şunu bilirler. Bunlar rahat durmazlar. Tarihte hep böyle olmuştur. Bunlar eninde sonunda imana karşı, Allah'ı tanımaya karşı bunların ciddi bir hazımsızlıkları vardır. Eninde sonunda bunlar bize bir fırsat verirler kendileri aleyhinde. Bu fırsatı verdikleri zaman biz e, bu otoritenin ortadan kaldırılmasını ve halkın rahatlatılmasını... Çünkü küfür üzere, batıl bir anlayış üzere e, halkı baskılamış, e, böylece kendisini halka farz kılmış bir yönetimin insanları şirke, küfre mecbur kıldığı, bunu ortamın hani default bir anlayışı olarak insanlara bastırdığı bir ortam, rahatsızlık verici bir ortamdır. Din özgürlüğü yok, ifade Tabii, özgürlüğü yok. Orada fitne var demektir, insanlara zulmediliyor <laughs> demektir. Bundan rahatsızlık duyarız. Hazreti Süleyman'ı hatırlayın, Seba Melike'sine mektup yazdı. Çünkü Hudhud kendisine haber verdi. Burada böyle bir oluşum var. Gülüşmeler. Bu oluşum zulüm üzere. ''Vecettuha ve kavmeha ya'budûne lişşems'' Onu da kraliçeyi de, kavmini de güneşe tapar bir halde gördüm. Hz. Süleyman şöyle demedi yani. Bize ne? Onlardan. Güneşe tapıyorlarsa da tapsınlar demedi. Bu büyük bir zulüm. Bunlar rahatsızlık duydu. Oradaki doğan çocuklar, insanlar buna baskılanıyorlar. Buna zorlanıyorlar. Ortamın rahatlatılması ve her bir öyle ferdin femen şa'a fel yu'min ve yakfur. İman etmek isterse etsin, etmezse etmesin bu rahatlatmanın sağlatın, sağlanması lazım. Dolayısıyla müminler ancak insanlara her bir ferdi hürriyetini e, la ikraha fid din esası üzere e, veren anlayışa sahipler. Dolayısıyla yönetime geldiklerinde insanlara bu müreffeh ortamı sağlıyorlar. Küfür öyle değil küfür kendi anlayışını dikte eden ve her doğan çocuk bu anlayış üzere büyümeli, şartlanmalı, yetişmeli diyen bir yaklaşımdadır ve kendisini ve yönetimini de tarih boyunca hep böyle olmuştur. İnsanlara bunun üzerinden zorunlu olarak farz kılar. O yüzden Hz. Süleyman Aleyhisselam durumla ilgilendi ve Kadın mektup yazdı biliyorsunuz. Evet. Yegane tek bir ilahın adıyla Rahman ve Rahim olarak Bismillahirrahmanirrahim. Bunu hatırlattı. Kadın yani durumdan biraz işkirlendi. Bu böyle diğer krallar gibi hani seni gözüme kestirdim geleyim seni ele geçireyim gibi değil de bizimle bir mesaj paylaşmak istiyor galiba. Çünkü innel muluke idna dehalu karyeten. Krallar böyle değil onlar girerler bir yeri ifsad ederler yağmalarlar. Dedi ki eğer gözü bunun paradaysa malda puldaysa bu bu onun sadece propagandasıysa bunu anlarız, nasıl anlarız? Bir turnusol kağıdı gönderdi. Ne yaptı? Sandıklar dolusu altınlar <laughs> gönderdi. Dedi ki: "O inni mursilatun ileyhim bihediyeten fenaẓira bimā yarca'u al-mursalūn." Bakayım mursa. ne neyle dönecek bizim elçiler. Eğer o çok beğendi, tamam, kraliçeye selam söyleyin diyecek olursa bunun derdi de herkes gibi mal mülk servet para. E, Hazreti Süleyman'a gelince böyle hediyeler kasalar dolu, sandıklar dolusu altınlar. Bunlara hiç itibar etmedi. Dedi ki bel entum hadiyetikum tefrahun. Sizler bunlarla sevinirsiniz. Allah'ın bize verdiği, indirdiği kitabı, hidayeti, o ma'atani Allahu hayrun mimma ataakum. Bu bunlardan daha hayırlıdır. Dön kraliçeye, bizim bunlara itibar etmediğimizi söyle. Hala mektubun arkasındayız. Eğer diretirse diye işin safhasının değişeceğini haber verdi. Dolayısıyla müminlerin hani arada bir ahit yokken var olan bir zulme karşı elbette duyarlılıkları var. Yani ne lazımcı takılamazlar. Ama yeter ki bunun için güçleri olsun. Erci ileyhim felenetiyennhum bi junudin la qibla lahum biha. Dön haber ver onlara. Öyle bir orduyla geliriz ki karşı duramazlar. Şimdi Amerika hiçbir uzak coğrafyadaki bir yere nasıl ultimatum veriyor? Hani neye dayanarak? Gücüm var diyor. istemiyorum arkadaş diyor. Yani buradaki şu uygulamadan rahatsızım. Ültimatom veriyorum diyor. Kaç taraf bakıyor ki arkasında bunun gücü var. Bu gücüyle gelir. Bu dediğini yapar burada. Şimdi küfür sadece menfaati uğruna ültimatom veren, çıkarı uğruna bile insanları katletmeye göze alırken, bizim aramızda herhangi bir ahit yokken, herhangi bir yerdeki bir zulme karşı müminlerin duyarlı olup tıpkı Hazreti Süleyman gibi bu zulmü durdurun arkadaş diye ultimatom vermesi. Ama bunun için o güce kavuşmanız lazım. Bunu Mekke'de yapamıyorsunuz. Mekke'de size yapılan zulme bile karşı duramıyorsunuz. Hatta pasif bir biçimde bekliyorsunuz. Öyle bir zamandaysanız onu da başarabilmeyi yani e, belli bir şeye kavuşuncaya kadar e, Resulullah'ın siretinde öğrendik bunu. Ta ki hicretin önü açıldı hicrete. E, muvaffak oldular ve bu kez güçlendiler, hazırlıklarını yaptılar ve sonra e, küffarın saldırısı geldi her zamanki gibi. Yani sen e, saldırırlar mı, saldırmazlar mı? E, küffar artık eski küffar değil. Çok yardım severler, çok iyilik severler, çok başka inançlara saygılılar. O yüzden silah almaya gerek yok, hazırlamaya da gerek yok. Biz e, yol yapalım, asfalt yapalım e, veya işte çoğu İslam ülkesinde gördüğümüz gibi yiyelim, içelim, eğlenelim, e, marka e, giyinelim e, paramızla onların en yüksek teknoloji ürünlerini alıp tüketicisi olalım. Hiç üretmek e, aklımıza gelmesin. Böyle edilgen e, bir toplum olarak yeraltı, altı, yer üstü servetlerimizi hep onlara e, peşkeş çekelim kıvamında olursak adamlar ultimatomda verirler. Masa kapıları kapattıkları zaman biliyorsunuz değil mi? Bir hafta orada duramazsanız da derler. Yani de güce derler. bağlı olan şeylerdir. Hı hı. Güç, e, namerdin elinde olursa hep böyle olur. O yüzden Cenab-ı Hak, cihadı ve mücahit olmayı e, imanımızın, e, mümin olmamızın kurtuluşa varmak istiyorsak olmazsa olmaz bir hı hı. biçimde yanına ekledi. Hı hı. Hı hı. Yani hı hı. eğer o, öyle olmazsa o zaman e, imanla varmak istediğimiz Cenab-ı Hakk'ın rızası, ve akıbetimizin cennet olması gibi bir sonuca da e, eremeyiz. Cihat bizi yolun sonuna kadar hı hı. götürür. O yüzden ayetlerde dikkat ederseniz ve ulaike lehumul hayrat. Lakin Rasulu şimdi ayetler nazil oldukça cihatla ilgili ve izâ unzilat suratun en âminu billâhi ve câhidû ma rasûlihi ayetler böyle nazil oldu. iman edin ve cihad edin diye istedereke ulut tavlu minhum. Bu e, refahına düşkün olan zengin e, kimseler ya bize müsaade yani biz gelmesek falan demeye başladılar. Cenab-ı Hak dedi ki o kâlu zurna oturmak istiyorlar. Çünkü kalplerinde bunların rayib var. tabet kulûbuhum fehum fi raybihim Şüphe üzereler. Risk almak, hayatlarını kaybetmek istemiyorlar. Ötede bir cennet onları bekleyen bir Allah hususunda yakine ermiş değiller ama dolayısıyla evet. Lakin Resul Resul öyle değil. Vellezine amenu ma'hu iman edenler onlar cihad ediyorlar. Ve ulaike lehumul hayrat. Hayrat onlar içindir. Dolayısıyla çoklarının cihadı ve mücahit olmayı hani birlerinin imanın üstüne ekstradan koymak istediği e, ilave bir şeymiş e, olmazsa da yine oluyormuş zannetmesi büyük bir e, yanılgıdır kurtuluşun olmazsa olmaz hı hı. bir parçası. Herkesin az ya da çok en azından niyetiyle hani bu sürecin bir parçası olması gerekir. Ebeyyub el Ansari'nin İstanbul'daki e, varlığının arka planında yatan bu düşüncedir. Hı. Yani çocuklara devenin üstünde bile duramıyorsun babacığım, çok yaşlısın. Hani hı hı. bu yaşta dediğinde hı hı. dedi ki Cenab-ı Hak demedi mi in firu ve Ağır, hafif yani genç yaşlı. Hepiniz Allah Azze ve Celle yolunda koşun demedi mi diye Dolayısıyla cevap Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de e, İslam mücahidinin özelliklerine dair özellikle itikadi, ameli ve psikolojik bazı özelliklerinden bahsediyor e, çeşitli ayetlerde. Hı hı. E, bunlardan birincisi herhalde şeksiz şüphesiz bir imana e, sahip olması. Diğer özelliklerinden de bahseder misiniz hocam? Tabi bu, bu kısmı çok önemli. Çünkü Cenab-ı Hak اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Müminler ancak şunlardır. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Ama bu nasıl bir iman? ثُمَّ لَمْ bu Yani reybden e, arınmış bir iman. Çünkü reyb ile iç içe olan henüz tatmine ermemiş, henüz kalbe girmemiş bir iman. Sözde olur böyle bir kimse. Bırak canını riske etmeyi bu girdiği yeni süreçte. Yani malını bile riske etmez. Hani ucunda ne var ne yok adam bundan çok emin olmadığını düşünür. Ta ki bunun hak olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın bu vadinin somut bir biçimde gerçekleşeceğini gözle görürcesine yani bir Cafer bin Ebi Talib'i düşünün radıyallahu anh. Değil mi? Savaşırken cenneti görür gibi oluyorum dediği bir kıvamda Hak Teala'nın vadinin son derece hak olduğu bilincinde bu kitabın gerçekten Allah'tan olduğu ve vadinin gerçekten gerçek olduğu hususunda mutmain bir kalbe ermiş olmalı. Yoksa ölüm safhasına yaklaştıkça ya yani ben riskli tarafa doğru kayıyorum, ben ölünce geride millet yaşamasına devam edecek, keyfine devam edecek ben de öylesine yok olacağım herhalde yani gibi düşünmeye başladığını bu ona aptalca gelmeye başlar. Ve işte Yahudilerin yaptığı gibi herkes öne başkası atılsın diye ister. Öyle Şu an Yahudi toplumu harika. çözülmüş durumda. Bir kısımlar hiç biz yokuz diyorlar. Yani bu denli hayata hırsla bağlanmış olan bir kısımları hiç yokuz. Zenginler yok bilmem falanca kendilerini bilmem hangi ilim erbabı sayanlar yok. E diğerleri de bakıyor ki göçmen bazı e, garibanlar olarak biz e, savaşıyoruz. Dolayısıyla buradan öyle bir şey e, çıkması e, mümkün gözükmüyor. Çünkü en fazla uzaktan uzağa bombalayarak hmm. e, yapıyorlar. Ama müminler öyle değil. Müminler demin girişte zikrettiniz. Yani kumandanı da dahil olmak üzere herkes, e, elbette kimse kendisini bile isteye öldürmek istemiyor. Ama e, eğer müyesser olursa, fırsat olursa bu uğurda e, ölebilmeyi Cenab-ı Hak ile aitleşmiş yani bunu nasip edersen diye öncesinde duasının çatını bunu koymuş. O yüzden en büyük özelliği bunun sevdalısı olması. Hak Teala yolunda cihad ettiği bilincini büyük bir şeref sayması, öne atılması. Cenab-ı Hak o yüzden dedi ki وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِر۪ينَ Biz öne geçen nereyi de biliyoruz? Öne geçmeye çalışanları bunlar bu Bunlar Bunlarda rayıp yok. Bu kitabın Allah'tan olduğunu, peygamberin onun gerçekten elçisi olduğunu okuyarak, anlayarak öğrenmişler, görmüşler. Şehadet düzeyinde bunu gerçekleştirmişler. Dolayısıyla e, bu dünyanın sıkıntılarından e, bir bakıma e, ahiretin mutluluğuna doğru bir fırsat kapısı olarak da görüyorlar. Hak e, uğrunda şehadeti, heveslisi, isteklisi durumdalar eee dolayısıyla hem tabu yani akide boyutu, inanç boyutu e, son derece önemli. Ahiret inancı da. Ahiret tabii inancı tabi Peki sonraki e, özellikle ne bunu koruyabilmek ve sebat edebilmek. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine göre yani fitne hani cephedesin artık fitne yakanı bırakıyor. E, seni sıkıştırmıyor. Öyle bir şey yok. Fitne yoklama süreci cephede de devam ediyor. Yani o son kertesine kadar. Dolayısıyla ayetlerde hem cihad edenler ve bir de peşi sıra bu uğurda sabredenler. Sabır, o cahadu ve sabaru diyeceğim. Sabır, yani sabır, sabır önemli bir özellik. İşi başa götürünceye kadar. Çünkü savaşlar da uzun sürebiliyor. Meşakkatli ortamlarda çoluk çocuğun içerisine düştüğü sıkıntılar. Evlatların efendim malların, mülklerin servetlerin. Dün Güzelim oturduğunuz haneler kurşun izleriyle delik deşik olmuş. Birilerinin efendim e, tanklarıyla vurup yerle bir ettiği binalara dönüşmüş. Ve siz ortalıktasınız yani. Bugün Gazze'deki ortama bakar mısınız? Yani yerle bir olmuş. İnsanlar oradan oraya sürülüyor. Oradan oraya sürülüyor. Beklenti şu bu insanlar vazgeçsinler. Gitsinler sınıra yığılsınlar. Beyaz bayraklar atletlerini çıkarsınlar. Biz artık bittik ettik diye. Mısır e, üzerinde baskı oluştursunlar. Uluslararası kamuoyu da aç şu kapıları. Bu insanlar çıksın oradan diye tahliye olsunlar. Geri geride kalan artık her ne varsa onları da imha edip burayı dümdüz edelim. Olmuyor bir türlü. Oh. Buradan oraya sürüyorsun, oradan tekrar buraya geçiyorlar. Buradan oraya geçiyorlar. Sebatlarını, dirençlerini koruyorlar. Bu nedir bu? Sabır dediğimiz bir hadise. Yani düşmanı bile ya bu nasıl bir sabır diye e, sabır taşını çatlatan Melekleri hayret içerisinde bırakan, Cenab-ı Hakk'ı beğendiren bir sabır bu. Hmm. Allah Azze ve Celle bunu beğendiğini söyledi. Dolayısıyla hani bir savaş olacak da birden birdenbire hepimiz öyle de olmuyor. Fitne süreci o zorluklu, o meşakkatli dönemlerde de devam ediyor. O yüzden Cenab-ı Hak kendinizi tehlikeye atmayın. Önden Allah yolunda harcama yapın, cihat süreçlerinde harcama yapın da hazırlığınızı artırın. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْرِكَةِ Bu ayette yanlış anlaşılan ayetlerden birisi sanki. Yani bile evet. bile kendinizi ateşe atmayın, ölüme atmayın der gibi. Yanlış hayır hayır bu ayetin mı? bağlamı, yani bugünden barış döneminde, hani infak edeyim, düşmana, küffara karşı hazırlığımızı daha bir iyi yapalım. Çünkü paraya ihtiyaç var. Mühendisler çalıştıracaksınız, teknoloji üreteceksiniz, Bilim yapacaksınız, bu gençlerin paraya ihtiyacı var. Bu üniversitelerin, bunu yapacak olan müesseselerin değil mi? Bakın bugün saldırıya neden bu müessese uğradı? Çünkü burada yapılan hazırlık onları caydıracak, korkutacak, örkütecek bir hazır. hazırlık olduğu için onu en çok rahatsız eden teknoloji ürettiğiniz düşmana karşı kabiliyetinizi, savaş kabiliyetinizi özellikle hava araçları geliştirdiğiniz noktalar. Dolayısıyla hani devletin zoraki aldıkları bir yana hani bugünden ekstradan ben vereyim. Yarın o duruma kalıp da işte Gazze'deki gibi ulu orta çoluk çocuğunla zaten malını kaybetmiş bir halde oradan oraya oradan oraya savrulacağıma böyle bir tehlikeyi göze almayayım. Bugünden fazlasıyla ben harcamada bulunayım demek cihadın en büyüğü. Yani başa geldikten sonra iyi bunu da şuraya verelim, bunu da buraya verelim dediğinizde bir kat çarpılacaksa, bugün henüz başa gelmemişken önden tedbiren vermeniz, çünkü Cenab-ı Hak dedi ki la evet. qatal, Önceden e, infak edebilmek daha yüksek derecelere, daha yüksek katsayılara... E, kavuşabilmek demek. O yüzden. Evet. Bir özellikleri de infak ediyorlar. İnfak, ediyor. i̇nfak ediyorlar. Resulullah evet. eline geçen hı hı. imkanın yani malın çoğusunu iki yere harcadı. En çoğunu cihada harcadı. Cihada, cihada harcadı. Var, cihada. O kadar ki hiçbir şey kalmayacak hı hı. kadar bitiyordu yani. قُلْ تَلَا أَجِدُوا مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ En son gelenlere artık ya bir şey kalmadı. Sizi ne bindirecek bir devem kaldı, ne bir at kaldı. Ne sağlayacak bir mühimmat kaldı. O kadar tükeninceye kadar orada harcıyordu. Diğer harcadığı boyut da ilim talebeleri. Hmm. Bu ikisi beraber işliyor zaten. Evet, evet. Dolayısıyla bir ilim tarafına yani riske atmak istemiyorsak kendimizi bir ilim yapan e, in, insanlara bu ilimi de öyle dini ilim, gayri dini ilim hmm. diye Peki, ayırmaksızın Peki. bunların hepsi Allah'ın ilmi. İkra bismirabbikal lazî halak Üzere başladığımız bir öğrenme yolculuğu bu. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah'ın adına okuduğumuz bir süreç. Buraya harcadığı kadar bundan daha fazlasını cihat süreçlerine ve oraya hazırlık süreçlerine harcadı. Neden? Çünkü tehlikeyi göze almak istemiyor. Riski minimize etmek istiyor. Bir toplum riski minimize, minimize etmek istiyorsa Allah'ın emriyle bunu böyle yapmalı. Ama bugün yani... Hakkın müdafası, korunması, Müslümanların özgürce, hür bir şekilde dinlerini yaşayabilmesi ve hak davanın sürdürülebilmesi için bu şart. Olmazsa olmaz. Dolayısıyla ön hazırlıkları yapması gerekiyor. Çünkü düşman her halükarda saldırma niyetinde Müslümanlara karşı, inananlara karşı büyük bir gayz ve kin içinde o kinlerinden dolayı ellerini ısırır durumdalar. Evet. Hocam Müslüman, e, yani İslam mücahitlerinin bir özelliği de sanırım e, korkusuz olmaları, Allah'tan başka kimseden korkmamaları, e, sonra dünyayı ahirete tercih etmemeleri, önceliklerin ahiret olması şeklinde bir takım özellikleri de var herhalde. Bunlardan da bahseder misin? Şimdi o demin yer yertâbu'yu gerçekleştirince, hmm. yani ötesi hazır gidince Cenab-ı Hakk'ın bu vaadi gerçekleşecek Hak Teala dedi ki o men avfa bi ahdihi min Allah. Yani Allah size bunu müjdeliyor. Diyor ki e, size öyle bir ticaret söyleyeyim ki hal adullukum ala ticaretin tunjikum min azabin elim. Sizi elim bir azaptan kurtarır. Minuna billahi ve resulihi ve tucahiduna fi sabilillah bi amwalikum ve enfusikum. Allah'a ve Resulüne iman eder ve Allah yolunda cihad ederseniz Bu sizi cennete kavuşturur. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti vermek üzere satın almıştır. Şimdi Kur'an'ın Allah azze ve celle katından olduğunu tespit etmiş, bunu gerçekleştirmiş, içselleştirmiş bir kimse bu ayetleri okuduğu zaman hemen bir adım ötesinde cennetin kendisini beklediği şuuruna geldi mi? Hani Yahudiler diyorlardı ki ahiret bizim Cenab-ı Hak dedi ki bu kadar hazır, bu kadar sizinse, hazırsa a, temenni edin o zaman. قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَالِصَةً عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ Bakın temenni bilinç, bilinç nasıl değiştiriyor? Eğer bilinciniz, söylediğiniz bu söz gerçekse, kalbiniz de buna eşlik ediyorsa buranın ne diye sıkıntısını çekiyorsunuz? O zaman buyurun ölümü temenni edin. Hani gidin kendinizi bir yerden atırın da demiyor. Temenni bile edemezler. وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا işte bizim düzeyimizde ise bu temennilerimizin ilk sırasında yer alıyor. Yani her mümin Şahallahu ölümünün anısı. böylesi güzel mutlu bir son ile adeta hayatın taçlandığı o an Allah adına yaşadığı ki müminin bütün hayatı Allah adına yaşamak. قُلْ اِنَّ nusuki o وَمَحْيَايَ o De ki namazım da, kurbanlarım da, hayatım da Ölümüm de. Hepsi Allah için. Şimdi en sona ölümüm geldi görüyorsunuz. Yani Allah için ölebilmeyi bunu içinde konuşmuş kendisiyle efendim paylaşmış. En dipte bunu arzulamış. Resulullah böyle bir şey hiç yapmamışsa zaten diyor ki مَا تَعَلَى شَعْبَةٍ مِنْ نفاقٍ. Zaten bir nifak çeşidi üzeri ölmüş demektir. Yani böyle bir şey hiç aklından geçirmemiş. Heves bile etmemiş ve sonra e, koronadan ölmüş ya da sonra işte kalp krizinden ölmüş yani hiç şöyle de bir ölüm vardı keşke öyle öleydim diye hayatı boyunca hiç geçirmemiş. Şimdi bir ayet-i kerime var orada diyor ki yani oturanlardan daha hayırlıdır cihad edenler, mücahede edenler. Hı -hı. Gerçi e, oturanlar evinde duranlar içinde bir takım e, efendim cennet ve mükafatlar söz konusudur ama oturmaktan ziyade mücadele ve cihad içerisinde olanların çok daha büyük mükafatlara mazhar olacakları ifade ediliyor hı hı. ve bu adında baktığımızda e, Müslüman e, yani hayatın her safhasında bu mücadele içerisinde olma şuurunda olan kişi tabi biliyorsunuz yani bir herkesin katılması gereken savaşlar oluyor yani geri geri, geri, tabii, geri kalanların artık yani e, ya e, darar dediğimiz engelli olanlar ya da ki engelliymiş gibi yapanlar bazı bahaneler üreten münafıklar hmm. inne avra işte bizim evlerimiz Medine'nin dışında biraz hani başkalarının saldırısına açık başında durmamız lazım işte hanım hasta bilmem ne diye bahane uyduranlar buna da münafıklar onun haricinde müminlerin beka sorunu yaşadığı, küffarın seferberlik, ilanı seferberlik yani. dediğimiz. Ee, burada öyle ben geride duruyorum. Ee, hadi bana eyvallah gibi bir şey yok. Geride duranların hepsi فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَا قَادِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُ أَنْ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ Bunlar Cenab-ı Hak onları böyle betimledi. Yani cihad etmekten hoşlanmadılar. Ee, geri kaldılar. Allah Azze ve Celle bunlara قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ Dediler ki yola çıkmak mı yol sıcak biz buna tahammül etmeyiz gelmeyelim dediler hı hı. De ki onlara cehennemin ateşi daha sıcak hı. ama böyle değil yani e, normal zamandasınız. birileri seri olarak bir yerdeki bir e, savaşa gidiyor seferberlik durumu yok yer yer yaşanan e, çatışmalar e, bunlara çok hevesliyseniz katılıyorsunuz. Ama bu seferkine katılmıyorsunuz, sonrakine katılıyorsunuz. Yer yer katıldığınız oluyor. Burada daha çok katılanların daha büyük ecirleri var. Ama yer yer katılıp da bazılarına katılmayanlar. Burada böyle bir ayrım söz konusu olabilir. Ama diğer türlü koca bir ömrü boyunca hani Allah uğrunda can vermek mi? Ya her şeyi yaparım. Yani namazın en iyisini kılarım. Hacı da yaparım. Zekatımı da veririm. Ama hani canımı göze ver, Vermeyi göze alamam gibi bir noktadan bir kimse yaklaşırsa hakikaten Resulullah'ın bahsettiği nifak üzere bir halde e, ölmesi söz konusudur. Ama yok cihadın bir parçası hele hele barış zamanında başta Allah'ın indirdiği dini insanlarla paylaşmak uğru uğrunda malıyla, bilgisiyle bu uğurda cihad ediyor. An gelir de hani bedenen de savaşmak nasip olur ve bunun neticesinde ee, şehit olarak Cenab-ı Hak tarafından e, seçilmek söz konusu olursa bu Aliül ala olur diye hayallerini bununla süslüyor. Bu her müminin ortalama yolculuğu. Bu öyle hmm. hani e, ekstrem bazı kimselerin durumu değil. Temenni boyutunda herkesin durumu. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın Yahudilere söylediği ve onlar açısından muhal olan aslında bizim için bir gerçek. Eğer ilahi vade tutunursak Vaaden aleyhi hakkan fit tevrati vel incili kur'an. Bu Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da Cenab-ı Hakk'ın ölmeyi Cenab-ı Hak uğrunda vatanını muhafaza etmek isterken, ırzını muhafaza etmek isterken, namusunu muhafaza etmek isterken, malını ve hepsinden önemlisi inancını, Allah'a olan e, bağlılığını, dinini, diyanetini ...muhafaza etmek isterken ölen her kişinin... bunlar hepsi Allah yolunda cihat değil Hepsi Allah yolunda cihat. Malı, canı, ailesi, vatanı, toprağı, sınırları... Bunların hepsini korumamızı ayrı ayrı bize Vallahi emreden Cenab-ı Hak çünkü. Ve bu uğurda Cenab-ı Hak korumasını korunmasını emretti diye... E, ...savaştığınız için Allah yolunda oluyor. Yoksa hani şöyle düşünseniz bu benim malım. Malımı koruyacağım, korumayacağım da ne yapacağım diye düşünseniz hiç bunun Cenab-ı Hak'la ilişkisi yoksa bu düşüncenin, bu hangi olayda olursa olsun, dikey bağlantısı kurulmamışsa, infakta da öyledir, yani çoluk çocuğuna gösterdiğin şefkatte de öyledir, komşunla ah, evet. ilişkinde de öyledir. Niyet önemli, amellerin niyet, ruhu ay, niyet. amellerin esası niyet Esas. çünkü. Hocam, e, tabii ki birçok daha özellikler var. Yani mallarıyla, canlarıyla cihad ederler İslam mücahitleri. E, zalimler hariç ehli kitapla en güzel yolla mücadele ederler. Yani eğer bir saldırganlık, zulüm söz konusu değilse. Birçok özellikler de var. Bunlar saymakla da bitmeyecek. Zamanımız da azaldı. Ama ben bir soruyu sormak istiyorum. Özellikle Ankebut Suresi 6. Ayet-i Kerime'de وَمَنْ جَاهِدَ فَاِنَّمَا فَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ buyuruyor Allahu Teala. Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstaanidir. Yani e, fi sebillah ifadesi vardı. Yani Allah uğrunda savaşın şeklinde bir emir vardı. Burada da savaşanlar ancak kendisi için savaşırlar buyuruluyor. Bu iki ayeti ve mesajı nasıl anlamamız gerekiyor? Yani o okuduğunuz ayet bildiğim kadarıyla Mekki bir ayet. Çünkü men kana liqa Allahi fe inne ajalallahi laatin ayetinden sonra geliyor diye biliyorum. Yani kim Cenab-ı Hak ile buluşmayı umuyorsa Allah'ın eceli gelmekte yani yakında. Dolayısıyla ne yapsın o bu hayatında? Çaba ve gayret içerisinde bulunsun. Çünkü devamında وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman, iman, namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler. Dolayısıyla genel kapsam içerisindeki bir cihattan kişinin ortaya, ortaya koyacağı en küçük bir çaba bile kendi lehine bir kazanımdır. O مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدِ nefsı. Yoksa bu ortaya koyduğu çaba yani Cenab-ı Hakk'a bir katkı değil. Allah'a hiçbir katkı sunamazsınız. اِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنَا عَنِ الْعَالَم۪ينَ Allah alemlerden müstahinidir. Şey Cenab-ı Hak düşmanla mücadele ediyor da hani baş edemiyor dolayısıyla sizden yardım bekliyor gibi bir durum yok. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَنْ Allah istese onların işini hemencecik bitirir. وَلَكِنْ لِيَبْلُوا وَبَعْدَكُمْ Ama sizleri birbirlerinizle iptila ediyor. Nasıl normal hayatta aile içerisinde birbirimize karşı fitne oluşturuyorsak, O cehenneme ba'dakum li ba'din fitne. Düşman da bir yer geliyor, orada fitne oluşturuyor bize. Onun bize duyduğu garaz ve öfke, hazımsızlık imana dair onu bizi yok etmeye, imha etmeye motive ediyor ve biz de Buna, bu sahip olduğumuz olağanüstü değeri canınız pahasına koruyup koruyamayacağımız ile onlar üzerinden sınanıyoruz. Bazılarımız pamuk ipliği ile bağlı hidayetine, imanına. iyi tamam o zaman vazgeçiyorum. Nasıl yaşamamı istiyorsan öyle olayım diye küfarın emrine girmeye, köleleşmeye, köleleşmeye onların istediği bir biçimde yaşamaya rıza gösteriyor. Gözü yemiyor efendim malını kaybetmeyi, canını kaybetmeyi hak uğrunda. Bazıları da la ola ya khafun Hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmadan malını, canını, bütün varımı alsın da huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyen bir anlayış ile vatanın bir karış parçasını efendim mabedindeki semaya yükselen şehadetleri mabedin göğsüne namahrem eli değmesin düzeyinde bir hassasiyet ile canı pahasında canı pahasına bunu korumaya adanıyor. O yüzden şair diyor ki, ancak bu ön hazırlıkta olursan sen burada özgür olarak yaşayabilirsin. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal derken, yani hakka taptığın, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine Uydur. uyduğun, onun cihat emrine, hazırlık yapma emrine, küfara karşı... E, duyarlılık emrine. Eğer dikkat edersen Allah olan kulluğun sağlam olursa o zaman buralarda özgürce yaşamayı hak edersin. Ama Cenab-ı Hak'la ilişkilerin zayıflar, sekülerleşirsin, bağlantıların gevşer, namazdan uzaklaşırsın, Hakk'a karşı sorumluluklarından uzaklaşırsın. Düşmanla alttan alta efendim sevgi paylaşırsın. Dediye Cenab-ı Hak hani tusirruna ileyhim bil muvaddeti alttan alta onlarla meveddet paylaşıyorsunuz. Böyle bir şey olabilecek olamaz ki. Allah Azze ve Celle sizi cihad edip de aranızdan e, cihad edenleri وَلَا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ Allah'tan gayrısı, gayrı dostlar edinmemiş. O mücahitleri ortaya çıkarmadan Öylece bırakılacağınız mı zannettiniz? Em hasibtum en tutraku ve lamma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve lem min dûnillâhi ve rasulihi. Yani Mücahid, İslam mücahidin en önemli özelliklerinden birisi de kafirleri, e, İslam düşmanlarını e, sırdaş ve dost edinmemesi. E, bunu da e, vurguladınız. Dolayısıyla insan e, cihad ettiği zaman kendi nefsi için cihad eder. Yani neticede e, kendi özgürlüğün için kendi dinin için, kendi ahiretin için, kendi faydan için, hürriyetin için mücadele edeceksin. Hı hı. Allah dediğiniz gibi her şeyden müstani, hiç kimseye ihtiyacı yok. Bu şuur içerisinde olmayı Yüce Rabbim bizlere nasip etsin. Hocam süremiz de sona erdi maalesef. Peki. Allah razı olsun ağzınızda, gönlünüzde de sağlık. Değerli dostlar, bugünkü programımız da burada sona erdi. Yüce Rabbim bizi cihat faaliyetinden, eyleminden hiçbir zaman uzak etmesin. İslam mücahitlerinden birisi kılsın. Onun yolunda, onun dini uğruna mücadele eden, mücadele eden mümin kullarından bizler evlesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.